operasyon için gittiğimiz e, bir sahada terörde en azgın olduğu dönemlerden bir tanesinde kalan birkaç köyden bölgede kalan birkaç köyden bir tanesiydi gittiğimiz köy. Köyün muhtarı ailesiyle beraber onunla beraber 8-10 da, aile daha orada yaşıyordu. Oturduk sohbete başladık. Dedi ki 1980 Dörtte ilk buraya apocular o zamanki apocular o zamanki şeyi yani. efendim o zamanın yaygın yaygın tabir geldiler ee, iyi olanlar dedik dediler iyi olanlar onlara yemek verdik yaş verdik gezmeye başladılar önce üç kişilerdi daha sonra sayılar beş oldu on oldu ee, sonra evden para istemeye başladılar sonra Çocuklarımızdan bir tanesini istemeye başladılar. Bölgedeki birçok aile çocuklarını teslim etmemek adına şehirlere göçtüler. Hı hı. Burada dedi bizim bulunduğumuz yerde devletin çok önemli bir şirketi vardı. Bir maden şirketi vardı. Bu şirketin sana dedi büyüklüğünü atmak için şöyle bir rakam söyleyeyim dedi. Günde yalnızca 70 tane koyun kesiyorduk dedi. Oranın et ihtiyacını karşılamak için. Buradaki bütün köylerin dedi, etraftaki bütün köylerin. Yaklaşık 40'a yakın köy vardı etrafında onun. Hepsi burada çalışıyorlardı. Herkesin evinin önünde bir tane arabası ve şeyi vardı. Ne dersin sen? Traktörü vardı. 88'li yıllarda işte ve ondan sonraki yıllarda işte Turgut Özal'ın gelmesiyle beraber sağlık ocakları, elektrik ve diğer bütün ihtiyaçlar da bir anda karşılandı dedi. Okul kuruldu. Öğretmen geldi. Sonra o bizim böyle kafamızın gözün ucuyla bakmaya çalıştığımız adamlar bu sefer isteklerine hayır demeye başlayınca adam kaçırıp vurmaya başladılar. Buna direnmeye çalışan köyler korucu oldu. Korucular yollarda vurmaya başladılar. Burası dedi 40 tane. Daha sonra o şantiyeyi bastılar. Yani o madeni bastılar. Madeni yaktılar. Herkesin işi kapandı. Devlet o şantiyeyi şeyi kapattı. Madeni kapattı. Ve insanlar buradan gittiler. Kala kala üç tane köy kaldık dedi. Hani o masumiyet onlara göre hiç zararı olmayacak yerler dokunmaya başladığında anlarsın. Bu memleketin 7200 evladına ve belki on binlerce insanının bir uzuna mal oldu. Milyonlarca insan bundan etkilendi. Yerinden, yurdundan oldu. Barikatlar döneminde kaç ilçe yeniden inşa edilmek zorunda kaldı. Yalnızca Fırat Kalkın Harekatı'ndan sonra yapılan işte Barış Mınar Harekatı'nda atılan bugün de Sayın Cumhurbaşkanının kurulda konuşturmuş olduğu kızımızın da Nusaybin'de evet. şehit olan babası gibi Gülay Demir. Biz operasyonda askerden çok sınır köyle sınırlardaki şehirlerde yaşayan, ilçelerde yaşayan vatandaşlarımızı kaybettik. Başkaları için güzel e, gibi gözüken hikayeler başına geldiğinde anlaşıldı. Tamam Anlaşıldı. Bugün aynı hikayede işte burada yazıyor. Ben diyorum ya bu tiyatro böyle başlar. Yani terörün en iyi gizlenebileceği şey demokrasinin arkasıdır maalesef. İnsan hakları, barış, çiçekler böyle başlar. Ama bilirsin yani kimliğini bilirsin. Sivil toplum Kullandığı... örgütleri... Kullandığı argüman odur. Ama arkasındaki adamın kim olduğunu biliyorsun. Yaşadık hepimizin tecrübesi var. Bu ülke 40 yıllık bir tecrübesi var. Böyle bir tecrübe kimse de yok. Yani bu kadar uzun bir tecrübe kimse de yok. Kötü bir tecrübe bu. Acı 40 bir tecrübe. Yılın sonunda, çok, çok acı bir 40 tecrübe. yılın sonunda satılmaya çalışılan şey buysa işte bu tiyatro diyoruz biz. Yok arkadaş böyle bir şey. Önce şunu söyleyeceksin. Çünkü biz bunu gördük. İşte çözüm süreci diye e, adlandırılan dönem içerisinde Türkiye'deki gazetecilerin şunu yazdığını gördük. Ve bunlar baba gazetecilerdi. Döneminin baba gazetecileri. Hı, hı Sakın ha. Silah falan bırakmayın ha. Silahlarınızı siz bir kenara koyun. Güzellemelerini biz burada yaşadık. Ve bu, bunlar bu ülkede yazıldı çizildi. Ve hala yazıp çizmeye devam ediyorlar. Ben o yüzden söylüyorum. Buraya gelinceye kadar konuşulacak ve tartışılacak o kadar konu var ki İsmail hangisini söyleyeceksin? Bir tane iki tane değil. Bu tiyatrodan önce yaşanan tiyatrolar Bu var. Bu tiyatronun perdesi nasıl kapanacak? Bu tiyatronun perdesi konuşa konuşa anlata anlata karşılarında dik dura dura tamam mı? Siz teröriste terörist diyemeyen terör sevicilerisiniz diye diye buraya geleceğiz. Bunun başka bir yolu yok. Bugün hala Şehit cenazesi geliyor, pençe harekatından. Nereden geliyor? İşte geçen gün e, barışmalar harekatından geldi. Dört evladımız şehit yani oldu. Dört dört şehidimiz vardı. Daha iki gün önce iki gün önce dün dün tabii, tabii, tabii. dün iki şehidimiz var. İki şehidimiz geliyor. Biz neyi konuşuyoruz ya? Yani neyi satmaya çalışıyorlar kardeşim? Senin tiyatro yaptığın gün Hayatın gerçekliği benim altı evladımı aldı hayatımdan. Bu insanlar oraya gezmeye falan gitmediler ya. Bu memleketin insanlarını sınır ötesinde koruyup topraklarımıza en ufak bir patlama, patlama terör olayı olmasın diye uğraştılar. Ne yapacağız? Arkadaşları şeyle mi alkışlayacağız? Bravo mu diyeceğiz? Bravo mu diyeceğiz? Barikatlar döneminden önceki dönemde PKK'nın özellikle muhafazakar diyebileceğimiz e, mahallelerde yaşayan insanların nasıl etrafını çevirdiğini, onları nasıl kuşattığını, onların suyunu nasıl belediyeler üzerinden kestiğini, çöp ve diğer hizmetleri nasıl vermediğini, yolları kapattığı için insanların evlerine gidemediğini bu mem bu memlekette birçok kişi görmedi ve bil fiil katlettiğini yazmaya çalıştığında da böyle bir şeyler yoktur diye inkar edildi. Cizre'nin hangi mahallesi olduğunu bilmiyorlar mıydı? Cizre'de o mahallede yaşayan insanlar uzayda mı yaşıyorlardı? Aynısı Sur'da, aynısı Silvan'da. Memleketi, memleketiyle barışık olan, memleketiyle e, herhangi bir sorun yaşamayan insanlar nasıl aforoz edildiklerini konuşmadık konuşanları da faşist olarak suçladık. Hep onlar konuştu ve biz dinledik. Bu iş nasıl çözecek biliyor musun? Sahada askerin yaptığı mücadeleyi arkada sözünle, fikrinle, zikrinle, yaptığın eylemle, hangi eylemle, koyduğun belgesellerle, koyduğun eserlerle, yazdığın kitaplarla, dizilerle filmlerle anlata anlata bu işi çevireceğiz. Senden daha fazla konuşan terör yardakçıları varsa hata terör yardakçılarında mı yoksa konuşmayan vatan sevdalılarında mı? Evet tiyatro var ama o tiyatronun karşısına gerçeği haykırmayan başka bir tiyatro kuramıyorsan o gerçeği haykıracak bir temsil yeri koyamıyorsan, anlatacak bir mekan açamıyorsan, e, o zaman kimse kimseye kızmasın baba. Tamam mı? Nedim, dünden beri aforoza vuruyor. Ben bir ay önce vuruyorum, öbürü iki ay önce vuruyor. Herkese teker teker saldırıyor insanlar. Ne oluyor? O tiyatroyu yapanların Seyircisi olduğumuzda sence yalnızca o tiyatroya gidenler mi suçlu? Vatansever diye nitelendirdiğiniz insanlara çaldırdığında yine seyirci olduğunuzda o tiyatronun da bir e, figüranı olduğunuzun farkında mısınız? Sorusuyla bitireyim mi? Çok da uzatmayayım çünkü uzattıkça sinirleneceğim yani.